Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ hayri halkihi Muhammed, ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakna bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala mübarek Ramazan ayını bizler için menfaatli kılgan bulsun. Bu aydaki ibadetlerimiz, amel-i salihlerimiz, marifi kurunuşlarımızın hepsini berekatli kılgan bulsun. Daima biz mu'min Müslüman insanın hayatında marifet, yani iki tek dengen, onca manca nersege özgürüp komediyen puhta ilim, kançalik ahamiyetli ekenini kayta kayta tekrarlamaktadır. Mu'min Müslüman insanın hayatını tertipge salıştı, işlerini bereketli buluşuyla, ibadetlerini kabul buluşuda, turmuşunu güzel buluşuda, bu dünyası ve ahiretini bahtli, saadetli buluşuda, hemmesi de İslami marifet gerek, ilim gerek. Ana o şimdi hemmelerse yakşı yolu koyulgen buluşuda. Bilişimiz lazım bulgen nesillerden yana biri, Allah subhanahu ve ta'ala bizni yaratib to'la to'kis bir inson shakliga keltirib tashlab qo'ymagan. Yaratish bilan birga doimiy ravishda rioyamizni qilib hamma tarafdan bizni ushlab turadi. Yo'llab turadi. Va o'zining buyuk ne'matlari bilan qamrab turadi. Hazır hemimiz bana şu cahide yığılıp ibadet tutturgan bandeler, ana o şey, Allah'ın büyük nimetleriyle sazavva bulgan bandelerdenmiz. Hemimizde eğer bir nefesimizi alamasak tügeyimiz. Bir nefesimizi çıkaramasak tügeyimiz. Ana Allah hemisini uşak duradı, tutup duradı, hareketke getirip duradı. Ben sizlerle hazır getirip durup ben, yüreğimde uruşu bir derdikleri toktası tügedim, tamam. Mahmadan anıgımam komeydi, hiç nesil tügeydi. Bana şunu mumun insan daimi ravişte his kılıp yaşayışı gerek. Allah bizi hadsiz, hesapsız, çeksiz nimetleri bilen kamrap durdu. Şu nefes alışım hem Allah'ın nimeti. Gözümün körüşü hem Allah'ın nimeti. Tilimini kımırlap, ağzımdan avaz çıkışkan Allah'ın nimeti. Şu nimetini işke sor yap ben, yapır yap ben, Mehmet Ananı kıl yap ben, diyor ki bu avaz kıyırdan çıkardı, kanaka çıkardı, uzun durmuyor. Allah'ın kudreti kandik. Allah'ın siz bilen biz bendelerine bulan merhameti kandik. İnayeti kandik. Hani şunun için biz manaşı nimetlerini fakat yine Allah Ta'ala verişini düşünüp yetişimiz ve anı o şey nimetini zayi kımasidimiz. O şey nimetini şükrünü oranına koymamız matluptur. Nimetin şükrü iki kısımdan ibaret olabilir. Birincisi, nimet vergen zatka, vergen nimeti için maktav aydır, hamd sana aydır.
Allah menge can verdi, tam verdi, kol verdi, koz verdi. Vay şuna kadar şuna kadar. Ahirette şimdi yetip o meydan sana bu dağlı yetip o meydan mesela verdi. Şunların şükürünü getirişim gerek. İkincisi amali kısım olup şükür. Verilgen nimetini, nimet verilgen zor kan da irade kısa şimdi tasarruf kırışından bilir. Ana bugün daha karaydağın basit insaf bulan. Bandani halimizde şu, özümüzü acizliğimiz, zayıflığımız, hacetmandığımız, haruzallığımızın anlap yetip oylaydıgan basit, şüde kub nimetlerini israf kılıyemiz. Kadirge yetmeyemiz. Şükrünü ornaya koymayemiz. Bu ise bizi bandaniliğimiz, nakamımızı doğru kemiydi. Ana oşa büyük nimetlerden biri umur nimeti. Umur nimeti. Ben hazır umur ne ne deyip sorasam cevabı veredemem adam var mı yok mu bilmiyemem. Bu nimetin şunçelik şunmemiz. Ben hazır otel ulamalarımızı tariflerden, başkalarından uzun imkanı yetkendikçe uğrun gendiğin derslerime ait olsam keyin ihtimal biraz düşünsek. Umur degen söz Arapça söz olup amara fiiliden olengen. Sözme söz bizi tilimizde adlanadan olsak abad buluş manasını bildiren abadlik, umur. Kana kılıp abadlik buladı, insanlığın umuru kana kılıp abadlik buladı. Dese etiledi ki Allah subhanahu ve ta'ala insanga can veriyor, hayat veriyor. Anadan tokulsa yıkıladı mı? Demek canı var, alamati kırıptı mı? Bunda Allah can verirdi. Şimdi şu can nimeti de Allah vakit nimetini koşsa iki avu koşulup umur buladı. Canını verse, o vakit vermese, anadan tokuluşuna olup kaladı. Hani, hayat, koşu, vakit, beraber umur. Hani şimdi bu adam dünyada kalıp hayatı abad buluyordu. Anasını emip hayatı abad buluyordu. Anasını kucağıda durup hayatı abad buluyordu. Umuru ötüşümle sekin sekin yani abadlığı devam ediyordu. Bana bu demek insan için Allah Ta'ala tarafından verilgen nimetlerinin en büyüklerinden biri buladı. İnsan trik durmasa, umurlu olmasa başka nimetlerin gereği yok mu? Hiç kana kana sen gereği yok. Olup kasa kayırma, ne mi gereği, ne mi nimet gereği buladı? Hani başka nimetlerde egen buluş için hem umur nimeti gereği. Demek bunun şükranası yeterli derecede bunun şükür. Hoş, biz şu umur nimetine layık şükürünü onu getirir yapmaz mı? Manaşın hakikatini oylaşınız gerek. Umur nimeti kançalık ahamiyetli ekenini engeller yetişimiz için bilip koyuşumuz gerek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şerifleri de ahiret bolu, kıyamet kaim bolgende bendeden en evvel surat savval kılmadıkan derselerinin içi de umur nimeti vardır. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük hadislerde şunu aitir kıyamet kaim bolsa bendeden kuyudakiler soruladı. Dip durur ve an umrihi fîmâ efnâhu bendeden canı hakkında soruladı, planın hakkında soruladı ve umru hakkında soruladı. Umrunu nimege utkazdı. Demek siz bilen biz bu aziz umrumuzun her lahzasından kıyamet günü soranışımız var. Koşup durup o meyli. Her lahzasından soralımız onun cevabını verişimiz gerek. Ana şimdi de cevabımız doğru çıkışı için
bu nimetin kadrini bilişimiz ve şükrünü oraya koyuşumuz gerek. Şükrünü birinci kısmı manevi şükürle bizge umur vergen zat Allah'a tınımsız hamd-ı sana şükürler kılışımız gerek manevi manada. Asasi umurunu şükrü ise Allah vergen bu aziz umurunu Allah görsetkeni de otkazışla yüzeye çıkar. Hani o şimdi kıyamette umriyini nemege otkazdın deyip sorarken de Rabbim o zaman kırsatken yolu buranı otkazdın deyişken biz ayarlanışımız gerekir. Hani bana şundan her birimiz bilişimiz gerek ki hazır yaşa umrumuzu keçiriyatkenimizde otken her bir saniyeden her bir lahzeden sorarışımız varlığını daim yadımızda tutup harekette buluşumuz gerek. Bana şu hakikat, ülken hakikat var geldiğinden ulemalarımız rahmetullahi aleyh bu meseleye tüdekette itibar verişken. Mumun Müslüman insan aziz umrını zayi kılmasıge bu umrının her bir lahzasından faydalanıp ötüşü yorga koyuşunu kandır buluşunu demek ular ayetler, hadisler İçtihadlar semaresi olarak tertibe salışken, hareket kılışken ve ruhi terbiye meşayihleri muhasebet-i nefs dediğin bir ricanı, katta barnamanı uygun çıkartışken. Muhasebet-i nefsini biz özümüzü tenimizde sözüne söz tercüme kılsak, özünü özü tergeçleyen. Her bir mumun, her bir Müslüman umrını zayi kımasnik için, bu umurdan tola ve semalani faydalanış için özünü özü tergeç degen kaydanı kündelik hayatını acıranmaz kısmıda eylendirip alışı gerek. O, bu kayda kanıta kayda. Bu kayda dedi ulamalarımız. Tazirlerini maliyavi hesap kitaplarıyla okşaş kılıp alıngan kaydadır. Ticaretçiler ertelep barın dükkanını açıp, sağdasını kılıp, keç bulup, her darlar kalıp, bozar boşar, dükkanını yapkenden keyin kısap kitap kılacak. Bugün, umumi sağda kança buldu. Kançası nakl oldu, kançası nasiye buldu. Kayısı maldan kança satıldı, kança kaldı. Bugünkü sağda kesegiden köp buldu mu, az buldu mu? Yetenki savda uçun bugününden kura köprak kılışke yani neme tayargalıklar kuruş gerek degen savallarına cevap atarsın. Ha, bugün savda falan sonrik doptu. Geçe giden bunca ortak. Şundan buncası nak doptu, buncası nasiye doptu. Yakşı, falan malda bunca satılıktı. Stancıdan bunca. Demek bana o köp satılganından yani tayarlan koyuşumuz gerek. Ertege hadiyanlar yani kendim soruşu var. Bana o malı önce otmaya kaldı. Bunu otkaz için ne kış gerekirken? Gözlü körüne de aracı oraya koyayım ben. Ya ki bir tarifatka asıp koyayım ben. De rejasını kıladı. Ertesini de ergeni günü görüp bugün keçeliden köp savda yani de kursam buladı. Ertege bugünlüden köp savda kılıçının becasını düzeltir. Umur savdası da hemşun. Bende bir kınını otkazdı. Kutanını okudu. Hemen taraf etti, uyku vakti geldi. Uyku oranından cay organda indi bir küllük kıgan acrını, savabını ibadetini, hatasını, günahsını hesapta kısın. Ertelep durdum, elhamdülillah, lakamak ben amdatken. Taharetini kıldım, günce sevap. İki rekat namaz okudum, günce sevap. Mescide vardım, cemaatke günce sevap. Organımda günce yoruyordum, günce sevap. Kaytkenimde günce sevap aldım. Danışlarını kıldım. Balalarımda demek kürsetmeler verdim, onlarını toplayarak başladım. Hem mesele hesaplar, Allah'tan umut kılıp, demek kürsete çıkıp, şimdi vardım.
hammasini qadamma qadam hisoblaydi. İbadatlarını qay darajada bajardi, nima yerda xatoga yo'l qo'ydi, qanday savobli ish qildi, qayerda o'sha savobni imkoni chiqsa ham dangasani qilib o'tkazib yubordi. Hammasini hisobini qiladi. Yotgan joyida demak o'tkazadi. Keyin haligi tojirga o'xshab, xo'p, bugungi o'tkazgan kunim umr savdosida kechagisidan afzal bo'ldimi yo'qmi? Afzal bo'lmadi, yutqizibman, ish chata bo'ldi. Umr savdosida zarar ko'ribman. Bu zarar faqat bu dunyoga emas, oxiratga ham hali ta'siri bo'ladi. Endi tavba qilayda, bunaqa zararga qaytmaydigan bir chorani qo'llaydigan rejani tuzadi. Ertaga qiladigan ishida yana haligi gap, bugundan ko'ra ko'proq savob olish, umrni ko'proq foydaga sarflash, umrni zoya qilmaslik, zarar yo'lga burmaslik choralarini ko'radi. Har kuni shunaqa o'rgandan keyin inson umrini har bir lahzasini tillaga sotib olmaydigan darajada qimmatli narsa ekanligini tushunib yetadi. Shunda mo'min musulmonning umri buguni kechasidan afzal bo'ladi, ertasi bugunidan afzal bo'ladi. Ana shu shayon bilan yashash kerak inson. Ana shunda umr ne'matiga shukrni o'rniga qo'ygan bo'ladi. Umr savdosi degan buyuk savdoda foyda ko'rgan bo'ladi. Kasofga uchragan bo'lmaydi. Xo'p, endi biz o'zimizni o'ylab ko'raylik, nima bo'lyapti? Mana shu hisob-kitob bormi bizda? Odamlar nima uchun umrini zoyaga o'tkazyapti? Mahallada chiqib olib, kechgacha o'r narta o'ynashib o'tiribdi, karta o'ynashib o'tiribdi. Nimadan foydali ishga yurmasdan boshqa narsalarni qilishyapti. Bir kun emas, bir hafta emas, bir oy emas, bir yil emas, butun umrini zoya qilayotganlar bor. Na o'ziga foyda, na oilasiga, na jamiyatiga, na xalqiga. Bu isrof qayerga boradi? Ana bu narsalarni o'ylash kerak. Bu savolning javobini axtarish kerak. Hayot jiddiyatdan iborat ekanligi, umrni har bir lahzasida javob berish borligi ongimizdan bir lahza g'oyib bo'lmasligi kerak, yo'qolmasligi kerak. Ana shunda biz Alloh bizdan xohlagan mo'min bandalar sifatiga ega bo'lamiz. Ana shunda o'zimiz uchun aziz umrimizni to'la foyda bilan o'tkazgan bo'lamiz. Va bu ishdan oilamiz, bola-chaqamiz, qavmi qarindosh, mahalla, ko'y, el, yurt, xalq va butun mavjudot foyda olgan bo'ladi. Mana bu haqiqatlarni bilish kerak. Bilish uchun haligi avvalgi aytganimizdek ma'rifat ma'nosida harakatda bo'lishimiz kerak. Alhamdulillah mana shu majlislar ma'rifat majlislari. Lekin bir yilda bir marta. O'zimizga, demak, ma'rifat manbasini axtaraylik. Biz ulamolar bilan ko'p fikrlashib kelgan xulosamiz, bugungi kunda, bugungi sharoitda eng yaxshi vositalardan biri kitob ekanligini ta'kidlaymiz doim. Kitobdan yaxshi suhbatlash yo'q. Yil 12 oy, 24 soat bir kecha kunduzda qaysi lahzada xohlab suhbatlashaman desangiz tayyor. Charchab turuvdimi, hali keldimaydi. Hozir uyqusirab turib qandamaydi. Qachon umrim suhbat quraman desangiz tayyor, nimani bilaman desangiz o'qib bilib olasiz. Ana odam shunday ko'nikish kerak. Gazeta o'qish, mayda-chuyda bir domlani ko'rib qolganda savol berib, yo internetdan arzimagan bir savolni olish bilan ilm hosil bo'lmaydi. Gazeta o'qisa, savol-javob bu maydonni qilsa, ma'rifat mayda-chuyda bo'lib qoladi. Uzuq-yuluq kitobda bir kitob bitta mavzuni boshidan oyog'iga yoritadi, to'liq. Kam ko'zi yo'q.
haqiqiy ilm shunda paydo bo'ladi. Hozirgi demak axborot tarqatish, bilim tarqatish vositalari hammasi dangasalikni yuzasini kelib chiqqan narsalar. Bitta so'z kerak bo'lsa darrov o'rab internetni ochib o'z so'zining ma'nosini bilib olib ketaveradi, orqasida yana 100 ta ma'no bor, u bilan ishi yo'q. Sarmoqli ilm olish uchun, foydali ilm olish uchun, vazinli ilm olish uchun haligida jiddiyat bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dinimiz ta'limotlarini puxta, chuqur, go'zal tarzda o'rganib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Ma'rifatimizni chuqur va ziyoda va foydali bo'lishini nasib etsin. Umr deb atalmış buyuk ne'matni shukronasini o'rniga qo'yishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bu aziz umrimizning buyuk ne'matni zoya qilishdan Allohni o'zi asrasin. Qiyomat kunida umringni nimaga sarflading deb so'ralganda tilimiz burro bo'lib yaxshilikka sarflaganimiz, iymon e'tiqodga sarflaganimiz, ibodatga, xayr barakaga sarflaganimizni aytish imkonini Alloh hammamizga bersin. Alloh subhanahu va taolo o'zini boshqa ne'matlariga ham shukronani o'rniga qo'yib, ham ma'naviy shukrni, ham amaliy shukrni amalga oshirib, o'zini roziligini topib, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu diyordan o'tgan azizlarimiz, bu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini barchalarini bahramand aylagin. Ularni g'ariq rahmat, shoista jannat qilgin, qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Ushbu Qur'oni Karimni tirik yurgan mu'min musulmonlarni barchalariga, jumladan ushbu jamoatda qo'l ko'tarib o'zingga duo qilib turgan bandalaringga bu dunyoda hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirgin. Shuningdek, ulug' Ramazon oyining kunduzlari umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni ham qabul aylagin. Ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Tutgan ro'zalarimizni qiyomat kunida bizga shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Ramazon oyining muborak kechalarida bedor bo'lib, u masjid qavmini qirayotgan xatmi Qur'onini ham Alloh taolo o'zining dargohinda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onga beradigan savoblaringni ko'paytirib bergin. Har bir harfiga ko'plab ajr savoblarni Alloh subhanahu va taolo o'zing ato qilgin. Xatmi Qur'onni uyushtirib bosh-qosh bo'layotgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid qavmlari, hay'at a'zolari va bu ishga yordam berayotgan barcha-barchalarini dinning xizmati uchun, Qur'onning xizmati uchun, masjidning xizmati uchun qilgan ishlarini, ajr savoblarini ko'paytirib bergan, doimo xayr-barakada bardavom bo'lib,
yana bunga o'xshagan ulug' xizmatlarni din, diyonat, mu'min musulmonlar uchun ado etib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Taroveh namozida Qur'oni Karimni avvalidan boshlab har mahar go'zal tajvid bilan, husni ovoz bilan o'qib xalqimizga erishtirayotgan qori domlalarimizni hifzi himoyangda asragin. Bu azizlarimizni zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Buyuk Qur'on nurini el yurtda mu'min musulmonlar ichida uzoq vaqtlargacha taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu azizlarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu azizlarimizga o'xshagan qorilarimizni soni va sifatlarini yana ham ziyoda bo'lishini nasib etgin. Alloh ushbu masjidda kechasida xatmi Qur'ondan so'ng o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini hifzi himoyangda asragin. O'zlarini oila a'zolari, qavmi qarindoshlari bilan sog'-salomat tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfi xatarlardan asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh bemorlarimizga o'zing shifoi komil bergin. Mushkuli bolalarning mushkulini oson aylagin. Musofiri bolalarning musofirini hozir aylagin. Qarzdorlarning qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Farzand talablariga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgin. İlim tarafdagilarga ilmi ladun, ilmi Rabbani bergin. Kasbkordagi azizlarimizning barchalarini, kasblari, korlarining samarasi mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Turmushlarini farovon bo'lishini nasib etgin. O'zlarini bergan ne'matlaringa shukrni o'rniga qo'yib, bandaliklarini a'lo darajada bajarib borib, o'zingni roziligini topishlarini nasib etgin. Alloh barcha mu'min musulmonlarni, jumladan ushbu joyda o'zingga ibodat qilib, qo'l ko'tarib duo qilayotgan bandalaringni bergan barcha ne'matlaringni shukrini o'rniga qo'yishda o'zing yordamchi bo'lgin. Xususan umr ne'matiga shukr qilishimizda Alloh o'zing oson yo'l ko'rsatgin. Bu aziz umrni zoya qilmasligimizni nasib etgin. Umrimizni har bir lahzasidan to'la foydalanib, bu ne'matga shukrni o'rniga qo'yib, qiyomatda yuzimiz yorug' bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh ushbu duoda turgan azizlarimizni tilaydigan tilaklaridan afzalini bergin. So'raydigan so'rovlaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolaridan ulug'ini bergin. Alloh el yurtni tinchamon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zining roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi ramazonlarga sog'-salomat tinchamon kelib, bundan ham go'zal, bundan ham ko'p bo'lgan holimizda, bundan ham yaxshiroq ibodatlarni ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.